7 Ekim Perşembe Halk TV.com.tr İsmail Saymaz Tanzim Faturası 4.1 milyon lira zarar 17 milyon lira alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün evinin bulunduğu Üsküdar Kısıklı'daki Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketinde alışveriş yaptı. Maksat, temel gıdadaki pahalılığın sorumlusu diye gösterdiği süpermarketlere gözdağı vermek. Kooperatif marketler daha mı ucuz? Asla değil. Hatta ürettiği bazı ürünleri saymazsak piyasanın çok üzerinde mal satıyor. Kanıt mı istiyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ödediği fatura vaziyeti özetliyor. Erdoğan iki alışveriş arabasıyla kasaya geldi. Ne çuvallar dolusu un, şeker ve pirinç, ne kilolarca et, kıyma ve sucuk, ne de elektronik eşya aldı. Aldığı birkaç kutu meyve suyu, kuru meyveler, çikolata, bisküvi, cipsler ve atıştırmalıklar. Hepsi için 1002 lira verdi. İhtimaldir ki bu para Erdoğan'ın ödeme yaptığı kadın kasiyerin maaşının üçte birine denk geliyordur. Aslında bu reklam filmini 3 yıldan bu yana izliyoruz. İlk gösterim hatırlarsanız 2018 yılının sonundaydı. İktidar gıdadaki pahalılıktan yine süpermarketleri sorumlu tutmuştu. Zabıtalar sözde denetime gitti. Fiyatlar tehditle düşürüldü. Gel gör ki sebze ve meyvada yangın söndürülemedi. Bu kez haller basıldı, patates ve soğan depolarına operasyon yapıldı. Kabzımanlar terörist, Charleston biber mühimmat, maydanozun konduğu kese kağıdı örgütsel doküman sayılacaktı az kalsın. Bu arada 31 Mart 2019'daki yerel seçimde büyük şehirleri kaybedeceğini gören iktidar tanzim satış çadırları kurdu. İsmet İnönü'ye 2. Dünya Savaşı'nın yokluk yıllarında ekmeği karneye bağladığı için etmedik hakaret bırakmayan iktidar, hıyara ve patlıcana 3 kilo sınırlaması getirdi. Amerikan ambargosu ve petrol krizinden doğan tüp kuyruklarından ötürü Başbakan Bülent Ecevit'i aşağılayan onlar değilmiş gibi İstanbul'da 50, Ankara'da 30 aynı noktada kuyruk oluşturdular. Adını varlık kuyruğu koydular hiç utanmadan. Belediyeler Mart ayından Temmuz'a kadar pazarcılık yaptı. İstanbul ve Ankara CHP'ye geçince tanzim çadırları kapandı. Ardında koca bir kara delik kaldı. Tanzim satışın İstanbul'daki ayağını İBB'ye bağlı Beltur şirketi üstlendi. Beltur kayıtlarına göre 69 milyon 673 bin 71 liralık meyve ve sebze satışı yapıldı. Satıştan 4 milyon 533 .852 lira kar elde edildi. Buna karşın personel, enerji, vergi, yatırım gideri, amortisman ve çeşitli masraflar için 8 milyon 634 bin 864 lira ödendi. TAS tamam 4 milyon 101 bin 10 lira zarar oluştu. Zarar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazıldı. Ayrıca tanzimde çalışmak üzere 497 işçi alındı. Ağustos'ta işten çıkarılan 172 işçiye 363.289 lira tazminat ödendi. Beltur sebze ve meyveleri Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinden aldı. Yaklaşık 23 bin ton ürün için 65.139.219 lira ödedi. Aktardığı servet yetmezmiş gibi iki alacak davasıyla karşı karşıya kaldı. İlk davayı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi açtı. Ankara 9. Asiye Ticaret Mahkemesi'nde görülen bu davada kooperatif, elleçleme adı verilen nakli işiyle palet kasa ve köşe bent hizmeti için 16 milyon 764 bin 542 lira alacaklı olduğunu iddia ediyor. Bu tutar için 16-19 Temmuz 2019 tarihli iki fatura gösteriyor. Beltur yaptığı savunmada tahmil, yükleme ve tahliye bedeline ilişkin sözleşmede hüküm bulunmadığını belirtiyor sebze ve meyve için 64.3 milyon lira ödenirken, tahliyeye 16.7 milyon lira istenmesinin ticari icablara, ticari örf ve adete uygun olmadığını vurguluyor. Bir sonraki duruşma 19 Kasım'da. Öte yandan NAR Sosyal ve Temizlik Hizmetleri İnşaat Peyzaj Gıda Sanayi Dış Ticaret Limited şirketi de ara bulucuya başvurdu. Şirket, poşet ve benzeri sarf malzemeleri için 1 milyon 166 bin 730 lira alacaklı olduğunu iddia ediyor. Beltur ise aralarında sözleşme ve ihalenin bulunmadığını belirtiyor. Bilançoya göre İBB tanzim satıştan 4 milyon 101 bin 10 lira zarar ederken, çıkarılan işçiler için 363 bin 289 öderken, iki ayrı şirket 17 milyon 931 bin 272 lira alacaklı olduğunu söylüyor. İktidarın yerel seçim kampanyası olan tanzim satışın faturası belediyeye kesiliyor. AK Parti yolsuzluk, israf, berbat kamu idaresi, liyakatsizlik, kayırmacılık, partizanlık ve beceriksizlikten ötürü ekonomiyi iflasa sürüklerken sorumluluğu üzerinden atabilmek için her zamanki gibi hayali düşmanlar icat ediyor nasıl faiz artışını faiz lobisine, dövizdeki olağanüstü yükselişi küresel güçlere, sebze ve meyvedeki fiyatları haldeki teröristlere bağladıysa, gıdadaki enflasyonun nedeni olarak süpermarketleri işaret ediyor. Süpermarketleri dize getirmek için devlet, kooperatif marketleri üzerinden perakendeciliğe zorlanıyor. İlk kooperatif market 2017'de açıldı. Şu an sayısı 486. Erdoğan sayının bine çıkarılacağını söylüyor. Görünen o ki AK Parti yerel seçimdeki tanzim satış çadırlarını daha büyük ölçekte kuruyor. Olası erken seçimde iktidarı da yitireceğini fark ettiği için kamu kaynaklarını zarara uğratma pahasına devlete marketçilik yaptırmaya hazırlanıyor. Bu yolla iktidar sebep olduğu iflasın faturasını pahalılıkla mücadele adı altında yurttaşa ödetirken diğer yandan genel seçim için yardım sandığı kuruyor. Yerel seçimde tanzim satış çadırı kurmak neyse şimdi kooperatif market açmak odur. İlki belediyeleri zarara uğrattı, ikincisi tarım kredi kooperatifinin bütçesini harcıyor. Varlık kuyruğu gelmekte olanı engelleyemedi. Kooperatif market geciktiremeyecek.